Şimdi şimdi asıl asıl olayımıza geleceğiz. Evet, zamlar. Zamlar, zamlar, zamlar. Doğalgaza %25, elektriğe %130'a varan zam yapıldı. Zamınıza şey yaptılar. Zam değil, güncelleme. Bu ayın elektrik faturası ben yandım. Bilgisayar açık, 3 ekran açık, 20 metre led var, burada ışıklar var falan derken yandık. E, 150 kilowatt saat falana kadar 1.37 TL, onun üst kısmı için 2.6 TL olmuş. Doğalgazı, Hani biz doğalgazı bedava yapacaktık artık. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Devam ediyoruz zamlarla. Burada bütün zamlar duruyor. Konutlarda kullanılan doğalgaza %25 zam gelmiş. E tam da kışın gelmesi İETT ücretlerine %36 zam gelmiş. E tam elektronik bilet 4 liradan 5.48'e, öğrenci bileti 1.96'dan 2.66'ya, sosyal 2.88'den 3.91'e, metrobüs e, 5.98'den 8.13 liraya, öğrenci 1.96'dan 2.66 liraya. ...çıkıyor. Marmaray'da 11 lira falan... ...olmuş sanırım. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı olsun. E, Zamanınızı beğendiniz mi? Zamanıza korum. E, senin de zamana koydular. Senin de zamana koydular. Maaşlarımıza da zam geldi. Çok iyi oldu. Çok iyi Marmaray'a... ...yüzde 36 zam. Zaten az önce gördük. Ha. Ama burada bir sıkıntı var. Sanki uçan kuştan... ...donumuza kadar zam yapmamış gibi... ...yüce devletimiz... Büyükşehir Belediyesi de zam yaptığı zaman hukuksuz bir şekilde yürürlüğe konduğu Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma başlatacağız diyor. E siz her şeye zam yaptınız abi. E siz her şeye zam yaptınız. Arkadaşlar taksilere de zam gelmiş. Ve taksilere şöyle bir sıkıntı gelmiş. Karşıya geçeceksiniz ya mesela. Anadolu yakasına Avrupa yakasında geçiş ücreti veriyorsunuz ya dönüş ücretini de veriyor musunuz bundan sonra hayırlı olsun. Ama burada şöyle bir bug var. Şöyle bir bug var. Adam dönerken müşteri bulursa ondan aldığı parada çift tarife olduğu için cebine kar kalacak haksız kazanç. Bu da böyle bir şey. Taksi bulunamıyor. Yemin ediyorum bulunamıyor. Bak Son 3 gündür çok yayın açamadım ya geçen hafta. Hep bir yerlere gittim. Bak sabah 9'da taksi aradım yok. Akşam 4'te taksi aradım yok. Öğlen 2'de taksi aradım yok. Hafta içi. Hiçbir saatte taksi yok. Bak 350 liraya geldim senden diyor. İnanılmaz zam gelmiş ve taksi bulunamıyor. Bulunamıyor. Mümkün değil. Bulunamıyor. Eren taksiler turist peşinde AVM'de. Akşam çıkışta her taraf taksi. Türk görünce aracı devredeceğim. Aksaray'a gidiyorsan götüreyime bağlıyor. Evet ben oraya gitmiyorumculuk. O zaman istediğin yere gidelim falan. Tuborg marka biralarda yeni tarife. Tuborg Gold 21,5 lira. Kutusu 21,75. Tuborg Gold e, 50'lik şişesi. Farklı mı bu? Aynısı. 19,5 buçuk. Ee, bu da aynısı 19 lira. Bu farklı. Bu ne oğlum hepsi Tuborg Gold. Ha bu 33'lük 16 lira olmuş. Ee, 33'lük 16, 50'lik 21,5 lira. Arkadaşlar hayırlı olsun. Karsberg benim içtiğim. Ben Karsberg içiyorum. 22 lira 25 kuruş. Benim dolabımda 5 tane bira, bir şişe vodka var şu an. Yarım şişede Bacardi var. Biz aldığımızdan şu an bir buçuk kat daha pahalı. Satayım size. Satayım mı size be? Satayım onu bırakayım. Skol var. Sol bira 29.25. Sol zaten. Vay be vicdansız. Guinness bira 35 lira. 3 liraydı 4 lira. Gülen sen hatırlıyor musun? Ben 3 lira bira, bira hatırlıyorum bu arada. Kutu bira 3 liraydı. Hatırlıyor musunuz siz? Ben hatırlıyorum. Hatırlayan var mı aranızda? 3 buçuk liraydı galiba Efes. Değil mi? 2007'ler mi? 5 lira bak Malboro mentol 5 liraydı. Ben üniversitedeyken yani 2012. 6-7 liraydı kaç sene önce değil mi? Marmara 34 plastik şişe. Nerede var lan? Burada yok o. Tuborg Special. 28 lira. Bir alana. Bak nasıl hatırlıyorum biliyor musun? Ben üniversitedeyken Reyna'ya gidiyorduk. <laughs> Falan. Yani bir bok zannediyorduk işte kulübe gitmeyi. Reyna'da bir bira 25 lira olduğu için dışarıda içip tekelden alıp arabada bir şeyler de içip içeride bir tane bira alıp bütün gece takılıyorduk. Şu an tekel bayinde bir kutu bile 25 lira. Vay. Be. Volüm hiç içmedim de. Şimdi 25'e reyna da falan yok 100 lira. <laughs> 50 lira Amsterdam'dı bak geçen şeyde. Ee, Beylikdüzü'nde bir pub'da. Şimdi 60 lira olmuştur. 60 lira 50 lira 60 lira falan bir bira bir yerde. Çok fena. Tekelcilerden açıklama gelmiş gördünüz mü dükkan kapatacağız diye. Çünkü bize mal vermiyorlar diye. Bab bro ya bablaydık. Ne diyeyim oğlum bar işte. Marketimiz vardı 2008'de Winston kısa 2,5 TL idi. Bak ona da bakalım. Dur bir dakika. Malboro Roll. Bunu bilmem ne olduğunu da 25 lira tütün ha bu. Malboro Edge Gerçi yani arkadaşlar sigara konuşmak çok istemiyorum ama... ...sigara içenleriniz bir bir yazabilir mi? Sigara içenler bir bir yazabilir mi? İçmeyin. İç, i̇çeni de sevmeyin falan ama bir yazabilirim. <laughs> Bayağı var. Arkadaşlar. <laughs> ee, Malboro şey der pardon. İki sene önce bu ülkede bir şey oldu. Devlet dedi ki benim tütünümü kullanacaksın, paketlerinde hepsini siyah yapacaksın, aramalı sigara yapamazsın, mentolli sigara da yasak. Hızlıca hepsini dedi bunları. Ve ne olduysa Touch Blue'lar falan, oğlum çikolata kokardı o Marlboro Touch Blue. Şu an tezek kokuyor, bütün sigaralar birbirinin aynısı. Parlament 25 lira, tadı aynı. Sikko bir 15 liralık sigara tadı aynı. Saman kokuyor. Hepsi saman gibi sigaraların. Ben o yüzden ithal tütün kullanıyorum. Benim tütünüm de 65 liraydı. 100 lira olmuş. Ama tabii ben, ben tütünümden memnunum ben. Şaraplı maraplı böyle aromalı. Ama kötü tabii içmeyin tütünü de sigarada da. Mal par parlament 25 lira. Midnight Blue 24 buçuk lira bir paket sigara. Vay içmeyin arkadaşlar bırakın sigarayı. Bu nedir ya? Diğerlerine bakalım. Kent 22 lira. Kent direnç 20 lira. 22 lira. Tekel tekel ha. Tekel 2021 buçuk 25 lira. Vay Samsung sigara 22 lira. Maltepe kamyoncu sigarası derdiniz böyle amca sigarası. 22 lira. Yuh. Öğh uh, be kardeşim. Ayıp lan. Özel bir soru değilse sigarayı nasıl Çok özel bro. Yok da oğlum üniversitede gece kulüplerinde çalışıyordum. Ben geç başladım. 21-22 yaşında başladım. E ortamım öyleydi. Ya, hadi bir sigara ben içeyim. Hadi bir tane de ben içeyim falan derken mentolle başladım. Sonra gitti. Şu an tütün içiyorum. Sarma tütün. Çok az tütün koyuyorum içine. İnce oluyor sigaram benim. Bak mesela bu bir saattir küllükte duruyor. Mesela şu kadar sigara. Paso yakıyorum ya. Yeni sigara yakmış olmuyorum aslında. Eskisini yakıyorum. Günde 17 tane falan içiyorum. Günde 17 çok gibi geliyor kulağa ama bir paket bile değil aslında ama. İçinde normal sigaraya göre daha az tütün var. Bir de sadece tütün var falan. Ama bunun da filtresi var, kağıdı var falan. Ya yani çok iş ya. Allah sigara emektir ha. Sigara içmeyin ya. Sigara içmeyin ya. Vallahi ne olur başlamayın sevgili küçük kardeşlerim, Romalılar. Bok için sigara içmeyin ya. Oğlum hem sağlığınıza yazık hem kesenize yazık. Hem uğraştırıyor. Uğraşmayın yani. Askerde kent direnç içmiştim mecburen. Marlboro Touch Blue içiyordum o zaman. Ee, bitti. Sigara bitti arkadaşlar. Zam geldi çünkü ve oraya sigara gelmedi. Kent kaldı. Bütün askeriye 10 bin kişi kent içiyordu. Bir de Viceroy içiyorduk. Allah saklasın yani. Öyle kötüydü. <laughs> ben, ben, ben beğenmiyorum. Beğenin de saygım var. Ozanlar paketler siyah değildi daha. <laughs> Neyse. BioNTech ya bu gururdur, bu böbürdür. Bu uzun süredir böbürlenmiyorduk. BioNTech'in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Euro banknotlarında yer alması önerilmiş. Böbürdür bu, yani. böbür, böbür böbür Böbürdür bu olay. Vay be. Dün şey diyorlardı. Fatih Altaylı'nın programında James Webb teleskobu konuşuluyordu. Sabah kadar onu izledim. Tersine, şimdi beyin göçünü falan nasıl tersine çevirebiliriz falan diyordu. tüden mühendislerin %90'ı yurt dışına gitmek istiyormuş. Ulan zaten işsizlik var. Maaş zaten komik bir maaş. Niye gitmesinler falan diye düşünüyorum. Bir anket geliyor. Mesleğinizi sormuyorum. Mesleğimi yurt dışı... Bak şşş, şeyden söylüyorum ülkede gerçi o da dahil yani ülkede özgürlük falan o da çok önemli tabi de. İmkanım olsa mesleğimi yurt dışında yapmak isterim diyenler bir hayır abi ülkemde yapacağım diyenler iki yazabilir mi? İmkanım olsa gidebilsem. Oranı merak ediyorum. Vay yüzde yüz şu ana kadar. Oha. Yüzde doksan dokuza düşürdü Anıl tek başına. Bana doğru, sonra beni halim varsa. O da bunu görse bari Bir kere olsun ne olur ne olur Göz göze gelsek senle sonra Dursa bir anda Bu korkunç ha Neymiş? Oğlum yani 99.9'u insanların gitmek istiyor yurt dışına Ya benim ya da ölüsün söylediği... Vay yazık ya. Trollüne farklı yazanlar var. Ney mesela troll? Nereden biliyorsun ki bunu? İki diyen açık yalan söylüyor demiş biri. Yo kalmaktan memnun. Anket açsak ne olur oğlum %99 çeti görmedin mi? Peki size bir şey söyleyeyim. İki, iki anket daha yapıyorum. Ee, ülkede iş buluyorsunuz tamam mı? Senaryo yazıyorum siz. Mühendis sen mühendis oluyorsun. At bakıcısıysan at bakıcısı oluyorsun. Refah da var. Böyle kimse size televizyondan bağırmıyor. Kimse Müslüman yılbaşı kutlamaz demiyor. Netflix'e izlerseniz gay olursunuz baskısı yok. İşte aslan kafası gene pagan demiyorlar. Yani daha özgür bir ülkedesin. Ama ekonomik olarak yurt dışına göre daha kötüsün. Şimdi giderim diyenler bir gitmem diyenler iki buyursun. Biraz azaldı. Sonra varsa yalnızlığın. O da Bunu görse hep bari bir Biraz azaldı. Şimdi son soru. Hızlıca bir sakinleşin. Biraz azaldı. Söylüyorum. Ülkenin ekonomisi iyi. Özgürlük ve adalet hat safhada. Maaşın çok iyi. İş buldun. Ama diyorlar ki gel Amerika'da İngiltere'de oku iş yap. Giderim bir gitmem. Hayır ülkem iyi ki. Buysun. Demek ki ülkemizde yabancı seviciliği diye bir şey yok. Herkes kendi hayatını düşündüğü için gitmek istiyor. Bu herhalde yani birileri bunun farkındadır. Ülkede gençlerimizin istediği belli başlı şeyler var. Onlar olursa imkanları iyiyse git, gitmem diyor herif yani. Ne yapayım? Yani, Gitmişimin gittiği diyor. Doğru. Abi vatanımı seviyorum ama şartlar kötü. Ya sevmek zorunda mısın? Onu da bilmiyorum abim. Yani... Zorunda değilsin yani şöyle zorunda değilsin vatanına ihanet etmemek zorundasın terbiyesizlik teröristlik yapmamak zorundasın ama hani ülkede doğdun yo evet değil abi bu ülkede doğdun diye burayı sevmek ve burada kalmak zorunda değilsin yani hani insan sonuçta başka ülkeye gidebilirim yani istersen sorun yok burayı sevmiyorum orada yaşıyorum diyebilirim bu ülkenin ekmeğini yiyen ya yani ekmeğini de bedava vermiyor ki bu ülke kimseye sen çalışıyorsun, baban çalışıyor. Bir şekilde kazanıp paranla alıyorsun. Elin Almanyası 20 bin euro veriyormuş. Üniversite mezununa, lise mezununa. Oğlum Avrupa'da fakir olmak ekstra uğraş isteyen bir şey biliyorsunuz değil mi? Hani Avrupa'da aç kalmak ve işsiz kalmak, parasız kalmak ekstra uğraş istiyor Türkiye'ye. Ben vatanımı çok seviyorum mesela. Ben ülkemi çok seviyorum. İnsanını o kadar çok sevmiyorum. Ama ülkemi seviyorum. Gitmek istemem. Ama mesela gitmek istiyorum diyene de vatan haini demem yani. Ne zorunda mı lan çocuk burada doğdu diye? Değil. Kimse size babanızın ayrına bakmıyor bu ülkede. Aldığınız her şeyi vergi, verdiğiniz her şeyi vergi anasını satayım. Ne kadar ekmek o kadar çok amel. Hatta verdiğiniz ekmek kadar çok amel de almıyorsunuz yani. Onu da söyleyeyim. Bizim kadar vergi verip bizim kadar az hizmet alan ben benim gözümde ben aldığımızı düşünmüyorum. ne isteyebilir. Nerede doğduğun değil, nerede doyduğun. Nerede doyduğun da değil ki Türkan. Nerede mutluysan, nereye istiyorsan. Bu işte yine duygusalcılık. Ekmeğimizi yedik. Ha ülkene ihanet etmeyeceksin. O ayrı. Ayıp denen bir şey var. Ama gitmek istiyorsan git. Askerliğimi yaptım oğlum ben. Hiç yaramadı bana. Kimse ehliyetiniz var mı demedi. Ben kısa yaptım. Oğlum. <laughs> erkekler. Burada cinsiyetçilik yapamayız. Erkekler. 2022 yıl içinde bir dakika önce şeyi sorayım. Askerliğini yapanlar iki, yapmayanlar bir bir yazsın bakayım. Allah aşkına yazın yazın. Kızlar siz de yazın. Ya. Evet evet. Hepsi bir yazdı. Aynen oradan şey yapın. Tamam. Arkadaşlar 55 bin lira oluyormuş bedelli asker. Şu an 43 bin, 55 bin olacağı söyleniyor. Bir de üstüne 30 gün oldu engelliyim ben yazan var hemen. <laughs> e, ama ben yapamam ki. <laughs> Özür dilerim. Engelli olmana gülmedim. Hemen bir anda alakasız çete bahane sundu herif. Ben, ben yapamam ki abi. <laughs> tamam. Yapma abim zaten. Zorla değil zaten. Yap, yapamıyorsanız yapmıyorsunuz abi. Okuyorum ben diye bir şey yok artık biliyorsunuz. Yapacaksınız oğlum. Yapın lan. Ben yaptım. Ben ben gittiğimde kampanya vardı. <laughs> Şaka değil. Erke <laughs> askerlik yapmayan kalmasın kampanyası vardı. 15 bine yaptım ben. Ha? 2, 3, 3, 4 K'da orada harcadım. Benim aptallığım o gerçi. VIP yaptım ben. Aktenfel Şövalyesi olarak yaptığım için biraz para harcadım orada. Deodorantım mı bitti. Al onu da al. Yeni bot alayım falan. 400 liralık bot aldım orada kendime. Bir daha da giymedim. Bir daha savaş çıkacak da giyeceğim onu yani. İnşallah. Uçağı kaçırdım falan. Benim şovdu o. Ama siz gidin ya 55.000 iyi, iyi rakam. Okuyorsunuz tabii oğlum neden okumuyorsunuz? Ama bitecek bir gün ha. Ve arabam yok. Ben arabam, ehliyetim de yoktu yaptım. Elbiseleri çalmadınız mı? Çalmadık lan elbiseleri. Niye çalayım elbiseleri? Şeyi aldım sadece. Onu da yasakmış. Palaska. Palaskayı ben kendi paramla aldım lan. Palaska vermediler bize. Vereceğiz dediler. Son 5 gün verdiler. Yani kendi aldım palaskayı getirdim buraya. Palaska deyince de böyle şey ninja bıçağı falan düşünüyorsun. Palaska dedikleri şey kemermiş lan. <laughs> palaska deyince ben böyle el bombaları şeyler kasaturalar falan hayal ediyordum. Al bu dedi Palaska dedi. Bu ne lan dedim kumaş şey böyle kemer. Bu mu lan Palaska? Niye Palaska diyorsunuz abi kemer işte yani. Benim öyle geldi aklıma. Palaska çünkü anladın mı? Düşmanın ağzına verdim palaskayı. Ha? Yok dediler sonra. Sen öyle bir yayıncı değilsin. Tamam dedim. Hemen sesim böyle oldu. Palaska frigo dondurma yazıklarız. Profesyonel askerlik seri gelmeli, gelmeli tabi. Askerlik bir erkeğin hayatında büyük bir yük. Ya peki şeyi sorayım size. Ben askerlik yapmak yapmayanlara soruyorum. Askerlik yapmak istiyorum. Kısa da olsa, 20 günde olsa bir. Hayır abi yapmak istemiyorum diyenler iki yazabilir mi? Bir adım atsan bana doğru. Vallahi hiç yapın diye şey yapmayacağım, ısrar etmeyeceğim. Ben memnun kalmadım. <laughs> gittim, gittim ve memnun kalmadım. Yani ama tabi ne beklediğinize göre değişir yani. yani. Sırf şu görsel için değerdi. <laughs> ama şöyle bir fotoğraf hepinizin olmayacak yani. el tetikte hakikaten hayatınızdan giden aylar oluyor. Hani 6 ay bir yıl falan yapıyorsan... çok üzücü. 20 gün 30 gün de az değil aslında. Çalışıyorsan ediyorsan hem ekstra üstüne 50 bin lira veriyorsun üstüne bir ay çalışamıyorsun orada yaptığın masraf var psikolojin gidiyor aileni sevdiğini özlüyorsun falan. Bence de zorunlu olmamalı ama yapın yani. Ben çok ben yani ben bile yaptım oğlum. <gülüyor> <gülüyor> siz, siz hala yaparsınız yani anladın mı? Ben böyle gittim çünkü. Üç numara saçlar ama güneş gözlükle falan. Havalı havalı. Parfüm kokuyordum oğlum ben gittiğimde. Aqua blue kokuyordum yani. Siz gidersiniz gibi geliyor. Siz pis kokuyorsunuz anlamında değil. Yapamam ben arzu zaten sen yapma. Sen yaparsan 6 ay yaparsın. Abi askerlik geliyor benim, geliyor tabii canım, geliyor. Onu söyleyeyim hani geliyor hakikaten. Hiç bilmediğim binlerce erkekle aynı anda yatmak. <laughs> Böyle söyleyince korkunç ol. Aynı anda yatmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece kendi koştunuzdakilerle yatıyorsunuz. <laughs> Hijyenik bir ortam değil. Yemekler kötü. Emir altındasın oğlum. Diyorum ya biz beş altıncı gün yıkandık, duşa girdik. Altı gün yıkanmadık sıcak suya mutlu oldum lan seni ona yani zaten ilk gün bize demişti bizim komutan mı manyaktı falan. Siz dedi şimdi de bir tabi dedi üniversite mezunu kiminiz şirkette çalışıyor kiminin kendi işi var dedi. Burada dedi sizi 20 gün ezeceğiz dedi. Yanda da şey vardı as vardı ya öyle demeyelim falan dedi. Yani dedi size burada dedi şükretmeyi sabretmeyi ve bazı şeyleri öğreteceğiz dedi. 30 yaşındayım ha. <laughs> Hakikaten öğrettiler yani. Sıcak suya sevindik. Bir de bağırıyor içeriden bir tane uzun dönem. Çabuk alın lan! Su bitiyor lan! Su bitiyor diyor. İki dakikan mı? Üç dakikan mı? Dört dakikan mı? Ne var? Yıkandın yıkandın. Ben hemen başladım. Her şey düşünüyorsun ya işte. Hiç yok öyle bir şey. Değil. Su bitiyor lan! Çabuk ol. Dokuzuncu koş! bak falan çıkıyorsun böyle. Yine giyiyorsun bu şeyleri. Birinci haftanın sonunda dedik ki biz kendimize bir şeyler yapalım. Bir kendimizi şımartalım. Kantinden yiyelim bugün dedik. Hamburger yedik. Allah bir daha ülkemize öyle hamburger yedirtmesin. Yani. iki tane ekmek parçasının arasına siyah bir şey koymuşlar. Geçen sene yaptıkları patatesi koymuşlar bir de. Demişler ki bu hamburger. Vallahi öyle. Şaka değil. Ucuz ama evet ucuz. Ucuz. Ucuz yani. Bence üste para vermeleri gerekiyor. Köfte olduğunu düşünmüyorum. Bence daha önce orada kalıp <laughs> yani yöre halkından ölenleri falan koymuş olabilirler için. Öyle kötüydü. Profetörel iyiydi ama. Kapalıydı çünkü. Su iyi. Su vermiyorlar. Suyu parayla alıyorsun. İlaç ticareti dönüyor böyle. Sende farmaton var mı? Var. O zaman bir antibiyotik vereyim sen bana iki farmaton ver. Antibiyotik çok bağlı. Antibiyotik sokamıyorsun. Ağrı kesici gönderdiler bana arkadaşları. Gidiyorsun diyorsun ki akşam 7'de koğuşun şeyi var çavuşu var. Benim diyorsun adım Eren Aktan bakıyor. Hmm. ağrı kesici evet diyorsun. Ayabiliyor miyim ağrı kesici mi? İçinden bir tane kırıyor sana veriyor. Bir majezik intihar edersin falan diyor. Burun spreyini gözümün önünde sık demişliği var benim çavuşumun. Hani burun spreyiyle nasıl intihar edebilirim? Üstüne otursam ölmem yani anladın mı? Ne yapabilir Ama öyle işte. Bir tane pis var. Yani neyse tuvalete hiç girmeyeyim mi iyice mideniz bulanır. Neyse gidin gidin askere gidin. 15. gün mü ne? Arkadaşlar kaçıncı sigara demeyeyim. Bu dördüncü falan max. Sönüp sönüp yakıyorum. Ee, dediler ki uzun dönemlerden birinin telefonu ha pardon bedellerden birinin telefonu çalınmış. Abi gece buçukta bizim hepimizi şeye döktüler bahçeye. Sıraya dizdiler. O çalan buraya gelecek falan diye bir konuşma yapıldı. Biri tarafından çavuşlardan biri. Çavuşlar hep şivelidir bu arada. Şivesi çavuş hiç görmedim. Size demedik mi telefonunuzu buraya getirmeyin falan filan dendi. Akıllı telefonmuş bu. Arkadaşlar biz bakmayalım biri yerine koysun falan uzun dönemleri getirdiler falan. Sanki uzun dönemler hırsızlık yapacakmış gibi. Bedellerden biri varıyor, onlar yapmıştır zaten. Bizi sevmiyorlar falan. Öbürü de diyor ki abi biz yapmadık bilmem ne bilmem ne. Çavuşlardan biri çıktı dedi ki "Bana bakın." dedi. "Bu telefon dedi 3 gün içinde gelmezse dedi hepinizin dedi askerliği en az 3 gün uzayacak dedi. Bahane uyduracağım dedi. Şimdi böyle bir şey mümkün değil ama orada böyle 15. gününde falanken buna inanıyorsun ve a, hızlıca sinirlerin bozuluyor tamam mı yani. O yüzden dedi ya bulanı dedi getirin ya dedi telefon gelsin sabah telefonu çavuşun şeyin odasının böyle koğuşunun kapısına bırakmışlar. Hırsız. Çünkü yakalanırsa öldürülür doyaktan yani falan. Böyle bir şey yaşadık biz. Telefonda Samsung telefonmuş. Böyle bir olay yaşadık arkadaşlar. O yüzden telefonumuza sahip çıktık. Getirmeyin. Ben akıllı telefon götürmedim. Şeyde bıraktım. E, askeriyenin karşısında kantinler oluyor böyle. Veriyorsun. Götüne sokan oldu. Bilmem ne oldu. Ben kartımı baksırıma bantlamıştım. Şaka değil bu. Asker sel aldım. Telefonum içine koydum. Kendi sim kartımı... Apış yarama böyle kasığıma yara bandıyla bantladım. İçeride çıkardım. Ama içine bakmadı ki telefonun. Boşuna almış oldum. Zaten serbestti de içeride kimse bakmıyordu asker sen misin bilmem ne sen misin. Millet akıllı telefon sokmuş şarja bırakıyordu şeyin önünde komutanın önünde. Arkadaşlar biz görmeyelim de akıllı telefonları varmış bazılarınızın dikkatli olun. Biz bilmeyelim falan yapıyorlardı. Çekmiyordu ki zaten doğru düzgün anasını Ben bir de şeyi istemedim ya. Ya telefonumu götürürüm, Discord'da sizi görürüm, Twitch'te görürüm falan eğleniyorsunuz. He, a, hızlıca tiksinirim sizden falan. Yani Instagram'a bakarım, moralim bozulur falan diye hiç bakmadım. Bir tane oyun vardı telefonumun içinde, hiç anlamadığım böyle eski Nokiaların içinde telefon oyunlar oluyor ya böyle. Ne bu oyun neye hizmet eder belli değil. Bazı kutucuklara basıyorsun, bir şeyler çıkıyor. Oyunun kuralı yazmıyor hiçbir yerde. Hızlıca onu oynuyordum, basıyordum her şeye falan. Hiç bilmiyorum neye hizmet ediyor oyun. Basıyorum, su doku olabilir, bilmiyorum. Ezgi Ezgi falan da adı. Mangala. Mayın tarlası değil lan mayın tarlası Tetris bunlar bilmez miyim manyak mısınız? Mankala falan olabilir evet. Banturni falan. Bergilazi falan Hintçe bir isimler. O Samsung telefonlar da Samsung'un üretmediğine emin olduğum telefonlar. Üstünde Samsung yazıyor ama. 3 saat oynarsan şarjı bitiyor falan. Evet evet ben yaşlıyım arkadaşlar. Mayın tarlası Tetris bilirim ya. <laughs> Saçmalamayın. The Original falan marka. Ha Mohenk. Mohenk olabilir. Mohenk nedir lan? Odu galiba. Mohenk mi ne? Mohenjgi. Neye yarıyor oyun? Hiç çözemedim. Her gün denedim oynamayı. Nasıl oynanıyor o ya? Ben bir çakmak alıp geliyorum. Siz Mohenk konuşun. Ocaktan kaşlarımı yakıyorum yakarken. Japanese tarzı çok farklı dizaynı var ama sarıyor. Kartlardaki resimleri eşleştirme. Oha o kadar kolay mıymış? Ben çok daha girift bir senaryosu var diye uğraşmadım. Abi askerde bir gün nasıl geçiyor? Geçmiyor abim. Benim geçmiyordu. Çünkü yani ben akşam kalkıp gece takılan biri olduğum için hayatımda. Sabah 5'te kalkıp akşam 10'a kadar aktifsin. Bir tek 9'dan 10'dan sonra vaktin oluyor. Onda da arkadaşlarına bir çay kahve içmek istiyorsun. O da 12. 3 gün gibi sürüyor. Bitmiyor ki gün. Ha çok mu Rambo'ya bağlıyorsun? Ben bedelli askerdim eğitim yaptırıyorlardı bize ağzımıza sıçıyorlardı. Zaten o yüzden zaman geçmiyor anladın mı? Oturuyorsun. Sig Paso sigara molası. Arkadaşlar askerliğin olayı sigara molasıdır. Paso sigara molası. Hadi mola sigara için. Herkes sigara için. Haydi mola sigara için. Hadi gidelim şurada sigara için. Biraz da burada sigara içelim. Biraz da şurada sigara içelim. Gün öyle abi. Şurada sigara içelim. Burada sigara içelim. Burada çay sigara içelim. Burada, burada çay sigara yapalım. Yemek sonrası şurada sigara içelim. Herkes bir de hızlıca hasta zaten. Orada içelim. Şuraya yürüyelim, buraya yürüyelim o botlarla falan. Geçmiyor zaman yani. Senin benim gibi telefonla, bilgisayarla haşırlaşır insanlara zulüm yani. Komutan da tabii sıkılıp hemen sigara içiyor. Hadi için diyor bir tane falan herkes yapıyor. Burada sigara içmeyin diyor. Sigarayı teşvik de ediyor bazıları. İçin için diyor burada serbest diyor. Ertesi sabah diyor ki burayı temizleyin. E, i̇ş lazım. Biz de gidip şey yapıyorduk. Diğer koğuşların önüne atıyorduk sigaralarımızı. Onlar da gelip bize atıyormuş. Biz onlarınkini temizliyoruz. Onlar bizimkini temizliyoruz. <laughs> Öyle bir şey vardır. Kendi ee, birliğinin orada içmezsin. Tabi lan. Niye içesin ki zaten? Bilerek orada içersin. Ama onlar da gelip burada iç. Abi yaşın kaç? 31 abi. Blue da sigarada hep. Saçı blue değil ama. Tabi sigara veriliyormuş oğlum eskiden askerlere. Asker sigarası diye bir şey varmış. Karton karton alıyordu. Ben iki karton sigarayla gittim. Erhan abi var chatte şu an yok. Erhan abi dediğim bir abimiz var ya abone. Bana bir paket karton parlament verdi. Annem de bir sürü sigara verdi. Ben böyle sigara kaçakçısı gibi 50 paket parlamentle gittim oraya. Hastalanınca parlament içemedim dağıttım onları. Ki şaka değil bu. Orada daha hafif bir sigara aldım. Don. Kullanat don yapıyordum. 20 tane donum vardı. Giyip atıyordum çöpe. Çok titiz aldım. Ben hep parfüm kokardım. Evet. Koğuşun Beckham'ı gibiydi. Arkadaşlar hep dedi. yine parfüm sıkılmış falan yapıyordum. Hep parfüm kokardım. Ama tabii ben bilerek çok parfüm kokuyordum. En azından şu bir metre güzel koksun. Çünkü o bir metrenin dışına çıkınca hızlıca ayak parmakları. Ve göt yani kaç tane popo ve ayak parmağı var sen hesap et. Ve hepsi erkek anladın mı? Çok korkun. Çok gençsin abi. Ben seni 35 falan sandım. Ha ebenin amı sandın sen de. Göt... uydurma. Uydurma. Beni 35 sanan da yok bu arada. Tam tersi. 25 sanan var mı? Keremciğim. Abi ben sigara 3-4 kez içmeyi denedim. İğrenç bir şey. Nasıl içiyorsunuz? Ağzımıza sokuyoruz ama sen içme tabii. 73 yaşındayım arkadaşlar. Öyle yani. Öyle de bir anıydı. Çok askerlik anızı anlattığım zamanında ama bu kadar. Şimdi şey yapayım. Abi çok gençsin. 51 sandım. Koku çok sıkıntı. Kokuyorlar evet. Bir de herkes senin gibi titiz değil oğlum. 3 gün giyiyor donun falan. Tabii tabii. Aynen. Abi 90 yaşında mısın? 90 santim ama. Geç. <laughs>